Aziz seyirciler, bir tarih aynasında yine birlikteyiz. Efendim, çok sık olarak gündeme getirilen bir konu var. Abdülhamit çarşafı yasaklatmış mıydı? Bunu çeşitli basın organlarında dile getiren köşe yazarları ya da popüler tarihçiler dilleri dolarlar ve Abdülhamit gibi İslami hassasiyeti bilinen birisinin bile aslında çarşafa karşı olduğu tezini insanların zihinlerine bir zehir gibi akıtmaya gayret ederler. Abdülhamid'i tanımasak buna inanacağız ama elhamdülillah onun nasıl bir hükümdar, nasıl bir yönetici, nasıl bir zihniyete sahip olduğunu biliyoruz ve bu yüzden aslında meselenin ne olduğunu anlamakta zorlanmıyoruz. Fakat biz bir de onların ortaya attıkları bu çarşafı yasakladığına ilişkin fermanı beraberce görelim. Şimdi bu fermanda güya şöyle şeyler yazıyormuş. Abdülhamit bir gün Teşvikiye'de gezerken yolda bir grup çarşaflı kadın görmüş. Bu çarşaflı ve peçeli kadınların giyim kuşamları hoşuna gitmemiş ve hatta onlara "ya bu böcek sürüsü ne arıyor burada" gibi bir ifade kullanmış sözde. Ve bunların erkek olmasından kuşkulanarak, ya canıma kastetmek niyetinde olan erkekler de böyle çarşafa bürünerek sokağa çıkar ve bana saldırmaya kalkarsa halim nice olur demiş ve bu yüzden İstanbul'da çarşafı yasaklatmış. Bunu çeşitli örneklerden görebilirsiniz. Piyasada birçok bu konuda yazılmış yazı var. İnternetten bir taramadan da bulabilirsiniz. Fakat işin doğrusu ne? Şimdi işin doğrusunu öğrenmek için iki yolumuz var. Birincisi, bu fermanın kendi metnine bakmak. Gerçekten bu metinde ne yazıyor? Ben bu fermanı gittim, aradım, buldum Başbakanlık arşivinde. Şu orijinalini tespit ettirdim. Yıldız Sarayı arşivinden bunun kopyasını çıkarttırdım. Ve Başkitabet Dairesi 5894 numaralı bu evrakı deşifre ettim. Sizlere biraz sadeleştirerek bu metni aktarmak istiyorum. Bakalım, hakikaten denildiği gibi Abdülhamit çarşafı mı yasaklamış, yoksa belli bir giyim tarzını rahatsız edici bulduğu için ona yönelik bazı tedbirler alınmasını mı istemiş? Burası çok önemli, çok hassas bir nokta. Başkatip Süreyya Bey'in ağzından yazılan bu belge şu şekilde. Padişah Hazretlerinin bugün Yüce Cuma Selamlığı törenini müteakip Teşvikiye'de bulunan Devlet Silahhanesi'ni yüksek teşrifleri gerçekleştikten sonra saraya dönerken geçtiği yol üzerinde acayip bir tarzda bellerinden bağlı siyah çarşaflara bürünmüş ve yüzlerini dahi siyah renkte ve gayet ince peçelerle örtmüş bazı kadınlar gözüne ilişmiş. Bunların neredeyse çıplak denilecek, gayri mesture denilecek derecede açık saçık bulunmalarına ve adeta matem elbisesi giyinmiş Hristiyan kadınlarına benzemiş olmalarına bakarak birdenbire
Müslüman olup olmadıklarında tereddüt etmiştir. Delil ve açıklama gerektirmez bir husustur ki, Yüce İslam Devleti'nin, Allah onu kıyamete kadar yaşatsın, kıvam ve bekasının ve şevketle yükselişinin artışı, devlet kurumunun fertlerini oluşturan bütün erkek ve kadın Müslümanların hal, durum ve hareketlerinde şeriatın faydalı ve kurtarıcı hükümlerine eksiksiz bir ihtimamla uymalarına bağlıdır. Bakın buraya kadarki kısımda gördüğümüz şu. Acayip tarzda giyinmiş bir kısım çarşaflı kadınlar görüyor. Acayip ne demek burada? Çirkin ya da şu bu değil. Alışılmışın dışında diğer çarşaf giyinen kadınların giyim tarzından farklı şekilde giyinmiş bir grup kadınla karşılaşıyor. Ve bunların yüzlerini siyah ve gayet ince bir peçeyle örttüğünü söylüyor. Bakın kalın peçe değil, ince peçeyle örttüğünü söylüyor ve şikayet bundan dolayı. Devam ediyor. Bunlar neredeyse çıplak denilecek derecede açık saçıktır diyor. Yani kapalı olduklarından değil, tam tersine gayri mesture olduklarından, çıplak olduklarından, çıplak denilecek, açık denilecek derecede tesettüre riayet etmeden sokağa çıktıklarını, giyinerek sokağa çıktıklarını söylüyor. Yani çarşafı yasaklatmak değil. Bakın tam tersine çarşafa ya da tesettüre riayet etmeden giyinenlere yönelik bir eleştiri var burada. Bir belge nasıl tam tersine çevrilebilir? Onun çarpıcı bir örneği karşısındayız. Aksi hal, yani dine, şeriata uymadan davranmak, Allah korusun gerek ümmetin fertleri gerekse devletin esası için maddi ve manevi açıdan sonsuz zararlar verecektir. Bu yüzden Müslüman kadınların Allah'ın emirleri arasında bulunan tesettür ve hicaba girmenin güzel adabına, bakın burada adaba da dikkat çekiyor, güzel adabına dikkat ve özen göstermeleri gerektiğine dair beyan ve delil getirmek gereksizdir. İş bu çarşaflar, bakın genel olarak çarşaf da demiyor. Ne diyor? İş bu çarşaflar. Yani bu gördüğüm türden çarşaflar. O tesettüre uygun olmayan çarşaflar ise Müslüman kadınlarca tesettür emrine asla uygun ve müsait olmadığı gibi kötü bir maksatla şuraya buraya girmek için bazı münasebetsiz erkekler tarafından dahi bir yerde fesat ve melanet aleti olarak kullanılmaktadır. Hatta geçenlerde bir erkek bu şekilde çarşafa bürünerek kadın kıyafetinde silahlı olarak bir eve girmiş ve evdeki kadının üzerine hücum edip çaldığı eşyayı pencereden arkadaşına atarak savuşmuştur. Dini açıdan ve toplumun iyiliği için açık olan çok sayıdaki zarar ve sakıncaya dayanarak bu konuda gereken kişilere yumuşakça ve münasip bir üslupla anlatılmak ve gerekli nasihatler verilmek suretiyle kadınlarca çarşaf giyilmesinin yasaklanması veya engellenmesi için sebeplerin temini padişahın emir ve fermanı gereğidir. O konuda emir ve ferman emir sahibinindir. Şimdi burada genel bir yasaklama veya kadınların açılması yönünde bir emir çıkarmak ne kadar hatalı, ne kadar boş bir düşünce. Tam tersine tesettüre riayet edilmediğinden şikayet ediyor. O giyim tarzının gerçekte İslam'ın emri olan tesettürün çerçevesi dahilinde olmadığını, buna yönelik nasihatlerde bulunmasını istiyor. Fakat bizim popüler tarihçiler bunu tam tersine çevirip Abdülhamit Çarşaf'a karşıydı. İşte bugün türbanı, başörtüsünü savunan kesime, bakın sizin o kadar savunduğunuz padişah dahi çarşaftan, tesettürden nefret ediyordu gibi son derece etik olmayan bir davranış içine giriyorlar. Şimdi burada sormamız gereken şey şu. Birincisi belgeyi gördük. İkincisi de şunu söylememiz lazım. Peki o zaman tek tesettürlü kıyafet çarşaf mıydı ki? Abdülhamit çarşafın varsayalım ki
yasaklanması yoluna gittiğinde insanların açılmasını ya da işte açık bir kıyafetle gezilmesini istediği sonucunu çıkarabiliyorsunuz. Hayır, çarşaf İstanbul'a 1880'ler gibi geldi. Daha önce Osmanlı kadınları ferace giyerdi, işte yaşmak takardı, yeldirme giyerdi, maşlah giyerdi. Efendim çok çeşitli kadın kıyafetleri vardı. İşte bürgü vardı ya da bürük bazı kesimlerde. İhram, bugün hala Erzurum'da, Urfa'da giyilen ihram vardı. Birçok kadınların tesettür için kullandıkları kıyafetler vardı. Çarşaf bunlardan bir tanesiydi. Ve 1880'lerde Suriye'den ve Mısır'dan İstanbul'a ve şehirlerimize geldi, yaygınlaştı. Ama bu da tek çeşit değildi. Beyaz çarşaf vardı, yeşim rengi çarşaf vardı, leylak vardı, lacivert, kahverengi, yani tek siyah çarşaf da mevcut değildi. Ama ondan önce de işte ferace, mesela İstanbul kadınlarının özellikle giydikleri bir kıyafet. Onu beyaz bir yaşmakla tamamlıyorlardı. Bu şekilde sokağa çıkılıyordu. Mesirelerde maşlah giyilirdi. Efendim işte köylü kadınlar yeldirme giyerdi. İşte beyaz bir yemeniyle yüzlerini kapatırlardı vesaire. Şimdi eğer bunlar bilinmezse ve çarşafın kaldırıldığında kadınlar ne giymişti ya da eğer çarşaf kaldırılmışsa ne giyebilirlerdi? Bunlar bilinmezse bu belgenin de anlaşılma şansı yok. Özetle şunları söyleyelim. Abdülhamit çarşafı yasaklamış değildi. Tam tersine çarşafın Osmanlı toplumunda, özellikle Anadolu'da yaygınlaşması Abdülhamit dönemindedir. 1880'ler Abdülhamit'in iktidar yıllarının ilk dönemidir. 1880'lerden itibaren çarşaf yaygınlaştığına göre onun döneminde yaygınlaştırmıştır. Eğer yasaklama söz konusu olsaydı nasıl yaygınlaşacaktı? 1908'e kadar, 1909'a kadar baştaydı. İkincisi de Abdülhamit böyle bir yasaklamayı asla yapmadı. Tam tersine çarşafı uygunsuz bir şekilde giyerek tesettürün dışına çıkan kişileri uyarmak için bu belgeyi, bu fermanı yayınladı, bu emri aliyi yayınladı. Dolayısıyla bizim belgeleri doğru okumak ve kendileriyle yüz yüze gelmek, ama aynı zamanda o belgenin içinde yer aldığı sosyal dokuyu da iyice inceleyerek bir karar vermek zorunda olduğumuzu söyleyebiliriz. Aziz seyirciler, bugün tarih aynasında Abdülhamid'in çarşafı yasaklayıp yasaklamadığı konusunu aydınlatmaya çalıştık. Bir başka bölümde tekrar buluşmak üzere. Hayırla kalınız.